Ben Ege Üniversitesi'nden mezun olduğum zaman iş etkinliği kısmına giriyorum. Aklımda birkaç soru vardı. Birkaç değil, bir sürü soru vardı. Bu soruları yanıtlamak belki daha beni mutlu edecek. Yani mutlu ziyaret edecek. Tanısını verdi. Onun için Milli Eğitim'in doktora imtihanına girip İngiltere'nin Glasgow'u çalışıyor. Orada nörofizyoloji çalışıyor. Bu nörofizyoloji çalışırken hala bu sorulara yanıt oluyor. Bu sorular nelerdi? Birimizi neden yemeyiz? Yani bir et parçası değil mi? Yemek yerken örneğin bir bazılarınızı yiyorsunuz. Niye dilimizi koparıp yemiyoruz? Yani bir fonksiyon, bir mekanizma olması lazım. Değil mi? Herkese bir feedback mekanizması, yani öğreniyorsunuz yavaş yavaş, feedback mekanizması olması lazım ki bu bizi yenmekten koruyor. Yani 50-60-70 sene ağzımızda muhafaza edebiliyoruz. Bundan başka dişlerimizi bile sıkıyoruz. Bazen öyle bir sıkıyoruz, öyle bir dişlerimizi vücuda atıyoruz ki mineleri tamamen gidiyor dişlere. Ve ağır dondurma yiyemiyoruz. Bundan niye sıkıyoruz? Niye bazılarımız gece diye sabah uyandığında ağrıyı çiğnemek lazım. Bir sürü böyle sorular. Dişler sadece yiyecekleri parçalamak için mi? Dişler olmasa olmaz mı? Vesaire vesaire. Protez kullananlar nasıl çiğniyor? Örneğin bunu okuldayken öğrenmişim. Protez kullanan kişiler profesörü bakıyor. %20'ye düşüyor. Yani %100'den %20'ye düşüyor. Çene kasları erimeye başlıyor. Ve bu sayede kişide bir yaşlılık görüntüsü ortaya çıkıyor. Yanaklar çöküyor. Bu acaba bir dişlerin verdiği bir feedback'ten dolayı mı kaslar normal bir kuvvette kasılır normal bir kuvvette çekildikleri zaman kuvvet o kadar düşebilir. Yani bir sürü soru var. Bu soruları nasıl yanıtlayacağım? Örneğin tribünden nöroloji diye bir hastalık durumunda çene bölgelerinde müthiş ağrı yaratılıyor. Ve sadece yaşlı bayanlarda görülüyor. Yani büyük çoğunlukla yaşlı bayanlarda görülüyor. Niye? Bunları sorarken kendime, işte nörofizyoloji doktorası yaparken baktığımda yavaş yavaş farkına vardım ki devrelerini öğrenmemiz lazım. Sistemin devreleri, yani elektriksel devresi. Bir reseptör buradan kalkıyor, nereye gidiyor, ne yapıyor, oradan geri gelip kaslarda ne yapıyor. Dolayısıyla elektrik devrelerini ortaya çıkartmamız gerekiyor. Elektrik devreleri şöyle bir şey olabilir. Bunlar kedilerde ve diğer hayvanlarda yapılan deneylerin sonuçları. O zamanki sonuçlar bunlar. Yapılmış mı daha önce, yapılmamış mı diye araştırırken gerçekten de deney hayvanlarında bu işlemin yapılmış olduğunu gördüm. Nasıl yapmışlar? Deney hayvanlarında sinir liflerini kimi hayvan boyatılacak tabii, aldığı için diye boyatıldıktan sonra bir sinir lifleri tek tek ayıtlanıyor ve üzerine elektrotlar konuluyor. Elektrotu uyuyorsunuz ve iğne koyarak örneğin nörondan veya internöronlardan veya motor nörondan yazdırabiliyorsunuz. Ve bu şekilde hangi reseptör nereye gidiyor, ne yapıyor? Hayvanlarda bunu detaylı olarak konuşup elektrik akışı çıkartıp konuşuyor. Hayvanlarla uğraşmıyoruz. Hayvanlara proses yapmayacağız. Hayvanların nörolojisini tahmin etmeyeceğiz. Bunun için insanda yapmak lazım. İnsanda nasıl yapacağız? İnsanda tabii anestezi edip, sinir liflerini ayırıp, kurup, beyninden yazdıramaz. Onun için indirekt çalışmak zorundasınız. İndirekt nasıl çalışacaksınız? İndirekt çalışmak için insanda, örneğin mekanik olarak uyaracaksınız. Bunlar mekanoreseptör, şunlar da mekanoreseptör. Mekanik olarak dişleri veya çene kaslarını uyaracaksınız. Ona karşı çene kaslarında olan yanıtları kaybedeceksiniz. Yani girdisini bileceksiniz, çıktısını bileceksiniz. Ama ortada ne oluyor? Kara kutu ne oluyor? Bunu da simülasyonlarla, formülasyonlarla ortaya çıkartmaya çalışacağız. Ortası bir soru işareti. İnsanda işler direkt olmadığı için, indirekt olduğu için çok daha kompleks. Bir örnek vereyim. Kas iyiciğini uyarmak istiyorsunuz insanlar. Kas iyiciği uzama reseptörüdür ve şu şekilde vurduğunuz zaman çeneye çene kaslarındaki reseptörler veya ise herhangi bir kas olabilir. Uzama reseptörleri uyarılır ve onun bağlı olduğu kasa bir impuls gider. Sinir impulsu gider. Tabii omuriliği geçtikten
Ama bunu çenede yaptığınızda veya herhangi bir yerde kas uzarken aynı zamanda vurduğunuz için o bölgeye derinin altındaki reseptörler bulunuyor. Vurduğunuz için titreşim oluştuğu için titreşime hassas reseptörler bulunuyor. Bir sürü reseptör oluyor. Dolayısıyla hayvanda yaptığımız gibi reseptörün menşeini bilemeyeceksiniz insanlar. Çok daha zor. Onun için daha değişik düşünmeniz, yani doğrusal olmayan düşünme tavsiye gerekiyor. Lateral düşünme gerekiyor insanlar. Bazı reseptörleri tam olarak belirlemek için. Veya ne yapabilirsiniz? Elektrik olarak belirlemelisiniz. Elektrik geçirdiğiniz zaman derine altı eksi elektrotları koydunuz. Böyle rahat koydunuz. Belli bir önce basınç reseptörleri kalın sinirlikler. Sonra yavaş yavaş arttırdıkça daha önce sinirlikler uyanıklar. Yani bu şekilde uyanmak gerekiyor. Ancak örneğin ağır reseptörlerini uyanmak istiyorsunuz. Bunun devresine bakmak istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Uyarıyı gittikçe arttıracaksınız. Bu sefer bütün miktarı uyanmış olacak. Yani en kalınında en dibindesine kadar. Ki en iyisi ağır reseptörü. Dolayısıyla hangi reseptörü uyardığınızı bilmeyeceğiz. Yani insanda durum çok daha kompleks. Fakat bunun yanında bazı yöntemler var. Bu yöntemlerden bahsedeceğim. Bunların üzerine gelebilmek için ortaya koymuş. Örneğin bu yaptığımız ya da aradığımız sorular neler? Sinir sistemin fonksiyon haritasını çıkarmak ne işe yarar? Bunu detaylı olarak sizlere anlatmayacağım. Bir sürü işe yaradığını sadece göstermek istiyorum. Klinik nörofizyolojide, klinik nörolojide bunlar sürekli olarak kullanılıyor. Ama klasik olarak kullanılan yöntemde bir tanesini örneğin göstereyim size. Madem ki mekanik olarak uyardığımızda bir sürü reseptör uyarılıyor, elektrik olarak uyardığımızda bir sürü reseptör uyarılıyor, bir yöntem daha var. Bunu Karolinska Enstitüsü'ne, İsveç'e gidip yaptım bu deneyleri. Bu da İsveçli bir gönüllü. Bunun adı da mikronörografi. Yani sinirin içerisine bir tel sokup sinirden kayıt almak. Bunu niye yapıyoruz? Bakın şurada belki görebilirsiniz. Şu bir iğne. Son derece ince bir iğne. Henüz sokulmamış kişiye. Şu bölgesi, uç kısmı 5 mikron çapında. Son derece sivri. Bunu sinirin içine sokacağız. Nasıl sokacağız? Tabii sinirin yerini bilseniz bile sinir oynar. Değil mi? Yani ilk büyük şey sinir. Bu sokacağımız sinirin kalınlığı da yaklaşık şu tel kadar kalınlığında. Ve mandibülanın şu bölgesinde, içeride hareket versin ki arkasında kemik var. Bir yere kaçamaz. Eğer siniri bulursak pek bir yere kaçma olasılığı yok. Bu şekilde bir durumda biz iğneyi saplayacağız. Ve iğneyi sapladığımız anda, saplarken yapacağımız yöntem siniri aradığımız için iğnenin ucundan bu sefer elektrik veriyoruz. Azar azar elektrik veriyoruz. Bu elektrik sayesinde kişilerle bir bakıma, kişilerin ağzı açık ama küçük bir aparat koyuyoruz dişlerin arasına kapatmasın, kazara kapatmasın diye dilin üzerine bir bölgesel aparat koyuyoruz. Dilini oynatıp iğneyi kaçırmasın diye. Bu sırada kişi önünde bir panel var. Panelden bize eliyle işaret ederek işte çok ağrıyor, az ağrıyor, duyuyorum, duymuyorum şeklinde işaretler veriyor. Tamam, bu şekilde işaret verirken biz yavaş yavaş önce 2 miliamperden başlayarak uyarabiliyoruz. 2 miliamperi kişi rahatlıkla duyabilir. Ancak sinire yaklaştıkça bu çok daha şiddetli hale gelir. Onun için kişi yukarıya doğru ağrıyor, doğru parmağını işaretlediği zaman biz amperimizi azaltıyoruz, yaklaşıyoruz. Bu şekilde mikroampere kadar, yani 2 miliamperden başlayıp mikroampere kadar indirdiğimizde çok yaklaştığımızda sinirin yaklaşık 10 mikroamper kadar olduğunda sinirin neredeyse tamamen dışında, yani girmek üzere sinire olduğumuzu anlıyoruz. O sırada bu amplifier'ın uyarı kısmı var ve yazdırma kısmı var. Yazdırma kısmına çekiyoruz. Amplifier'ı artık yazdırabiliriz diye. Bir parça daha ilerlettiğim zaman teli brrrr diye bir ses duyuyoruz. Bunlar aksiyon potansiyelleri. Audio monitöre verdiğimiz için ses
sesli olması bize çok daha iyi bir bildirim veriyor. O sesi duyduğumuz anda sinirin içine girdiğini anlıyoruz. Sinirin içine girdiğinde artık ne yapabiliriz? Şimdi sinirin içine girdiğimi de göstereyim. Yani şekilde saplanmış durumda. Kişinin ağzı açık kapatamaz. Şurada bir blok var, akrilik blok. Şurada da dilini oynatmasın diye bir bölge var. Bu şekilde yazdırmaya başladığımızda kaslarından da tabii daha önceki slide'da gördüğünüz kaslarının birçoğuna yine iğne koyduk. Birçoğundan yazdırma aksiyon potansiyeli yazmıyoruz. Kastaki elektriksel aktiviteyi yazmıyoruz. Dolayısıyla yazdırdığımız reseptörle yazdırdığımız kas arasında bir ilişki var mı yok mu? Onu araştırdınız. O zaman ne bulduk? Örneğin şurada dudaktan kaynaklanan reseptörler bulduk. İçerisine girdiğimiz örneğin o reseptörün öp diye başladık oynamaya. Onun nerede olduğunu, elimizde küçük bir prop var. O probu dolaştırarak dudağa girdiriyoruz. Dudakta hiçbir şey yok. Demek ki dudağa ait bir sinir bir bölge değil, o sinirin bölgesi değil. O zaman dişlerini hafifçe elimizdeki transmisörlerle ittirerek arıyoruz. Hangi sinire ait, hangi dişe ait bu reseptör diye girdiğimiz lif. Tam yerini bulduğumuzda da kaslarlarla kayıt yaptığımız için arada ilişki var mı? Acaba bu reseptör buradaki kaslara bir şey gönderiyor mu, göndermiyor mu? Arada bir ilişki var mı yok mu diye bu ilişkiyi bulmaya çalışıyoruz. Hem de o bölgede iki tane sinir var. Bir tanesi alt çeneye, gıdak da dahil olmak üzere giden inferior ağrılar sinir. Diğeri de lingual sinir. İkisi yan yana. Sanki yapışık gibi görünüyor. Dolayısıyla bazen lingual sinire tesadüfen görmüş oluruz. Bazen inferior ağrılar sinire. Bu şekilde iki tane araştırma yapmış oluruz. Bir buluşta. Değil mi? Bunu da göstereyim bundan sonrakini. Örneğin dilde de tesadüfen bazen çünkü elektrodu o kadar zor tutmuş ki oraya bir kere soktuk. Onu orada bırakmamız gerekiyor. Çünkü biraz oynarsak yaralamamız mümkün. Şimdi yaralamamız mümkün. Nereye girdiyse artık orada bırakıyoruz ve kayıt yapıyoruz. Kayıt yaparken eğer dişlerde ve dudakta herhangi bir bastığımız halde herhangi bir yanık görmediysek demek ki dille ait bir yere gireceğiz. O zaman dile propla oynamaya başlıyoruz. Acaba dilin neresinde bu reseptör diye. O zaman onun alanını bulmuş oluyoruz. Yani şuralara dokunduğumuzda örneğin şu reseptör pırt 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 diye şey yapıyor. Aksiyon potansiyel gönderiyor. Diğerine bastığımızda sürekli bir aksiyon potansiyel gönderiyor vesaire. Bu şekilde hem biliyoruz hangi reseptörü ben kayıt aldığımızda uyarı değil bunların hiçbirisi. Hiçbirisi uyarı değil. Bunlar kendi aksiyon potansiyelleri. Dolayısıyla bunları sanki bir uyarıymış gibi kullanabiliriz. Bununla kas arasında bir ilişkiye bakabiliriz. Burada ilişkiye baktığımızda şurada var. Şurada aksiyon potansiyeli oluşmuş. Bunlar da kasların cevapları. Eğer aralarında bir ilişki varsa şu kümelenmelere kastaki kümelenmeler yanıt verir. Kümelenme şeklinde. Şurada 7 tane kastan kayıt almışız. Onların sadece 1, 2, 3, 4 tanesinde bir ondülasyon, bir oluşum var. Dolayısıyla 4 kasa buradan ilişki gidebiliyor. Tek bir reseptörden, tek bir reseptörden 4 kasa birden aktivite gönderilir.